Merhaba arkadaşlar. Evet haber metni ünitesiyle devam ediyoruz. Evet haber metni bir olay bir olgu üzerine edinilen bilgiye haber. Bu bilginin yazılı hale getirilmesine de haber metni denir. Haber metni şu özellikleri sahip olmalıdır. Tarafsız bir bakış açısıyla olay bütün yönleriyle yazılmalıdır. Yani haber metnini yazan kişinin tarafsız olması gerekiyor arkadaşlar. Kimseyi kayırmaması gerekiyor. Kesinlikle ve bütün yönleriyle her yönüyle gizlisi saklısı olmadan yazması gerekiyor. Amaç toplumu bilgilendirmek, merak duygusunu gidermektir. Manşet yani haber başlığının çarpıcı olmasına dikkat edilmelidir. Yani manşetin insanlar üzerinde bir etkiye sahip olması gerekiyor ki haber içeriği ne olacak merak edilecek ve okunacak. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Daha önce duyulmamış, yayımlanmamış olması gerekir. Çünkü eski bir haberi hiç kimse ne yapmaz arkadaşlar? Merak edip de okumaz. Evet 5N 1K kuralına dikkat edilmesi gerekiyor. 5N 1K e, K kuralı nedir arkadaşlar? 5 tane ne e, ne ile başlayan kelimenin olması. Ne Nerede, ne zaman, nasıl, neden? Bir tane de K ile başlayan bir soru. Kim? Evet, bu soruları ne yapacağız? E, soracağız ve cevabı mutlaka o haberin içerisinde olması gerekecek. Evet, ters piramit tekniği kullanılır. Ters piramit tekniğinde şu var: Önemli konu verilir, sonra ayrıntıya doğru gidilir. Hani e, incelediyseniz. Gazetelerde, dergilerde asıl önemli yani sonucu şurada veriliyor değil mi? Başlık halinde veriyor. Ondan sonra ne yapıyor? Sen 3. Ee, üçüncü, dördüncü sayfada diyor mesela. Sen me merak ediyorsan ne yapıyorsun? Üçüncü, dördüncü sayfaya açıp ince ayrıntısına kadar e, okuyorsun. Bu nedenle genelde haber metinlerinde ne oluyor? Ters piramit tekniği kullanılıyor. Haber yazıları akıcı. Açık ve anlaşılır bir dille yazılmalıdır. Yani sanat yapmayacak haberi Halkın kullanmış olduğu bir dille açık, net, anlaşılır bir şekilde yazmış olacak. Olaylar karşısında haberi sunan kişinin yorumları ise işe karıştırılmayacak arkadaşlar. Yani e, spiker, haber yorumcusu bunları yazarken veya e, anlatırken kendi duygu ve düşüncelerini ne yapacak habere bulaştırmayacak. Evet haber kaynaklarımız 3 ayrılır. Resmi haber en yetkili kişilerden edinilen haberdir. Genellikle resmi gazeteler öyle değil mi? Hani alınan kararlar meclisin aldığı kararların hepsi ne oluyor? Resmi gazetede yer alıyor. Kaynağı ne oluyor? Peki en yetkili kişiler oluyor. Özel haber halk arasındaki olayların yine halktan birileri tarafından muhabirleri bildirmesiyle edinilen haberdir. Bir yerde yangın çıktı, bir yerde hırsızlık olayı oldu. Ne oluyor? Gidiyorlar, bunu halktan öğreniyorlar. Halktan kişileri konuşturarak ne yapıyorlar? Kaynak elde ediyorlar. Ajans haberleri dünya olaylarını derleyip her yana bildiren kurumların verdikleri haberlerdir. Bizde hangileri vardır? Mesela seçim zamanları Anadolu Ajansımız vardır. Değil mi? Bunlar da ajans haberleri olarak kaynak olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar e, habercilik terimlerim var. Bunları bilmek zorundayım. Evet ajans haber toplama yayma işiyle uğraşan kuruluşa verilen isimdir. Asparagas şişirme haberdir. Değil mi? Abartılarak söylenen haberlerdir. Dekroşe yağ sütunlara taşan haberdir. İktibas başka bir kaynak haberini olduğu gibi yayımlamadır. Manşet iri puntolu, ilk sayfada yer alan başlıktır. Muhabir haber toplayan, yazar, bilgi edinen kişidir. Sansosyal çarpıcı haberdir. Spot haber ayrıntısıdır. Spot Press en son gelen haberdir. Sür birinci sayfadaki Lego'nun üzerinde kullanılan başlıktır. Sütun yan bölümlerde yukarıdan aşağıya doğru yer alan bölümdür. Teskip yalanlamadır. Eğer siz o haber, haber sizinle ilgiliyse ya da bildiğiniz bir haberse siz ne yapabiliyorsunuz? teskip hazırlayabiliyorsunuz ve o haberi yayın e, yalanlayabiliyorsunuz. Tiraj ise gazetenin ya da haber metninin baskı sayısıdır arkadaşlar. Elinize bir gazete alıp bunların hepsini inceleyebilirsiniz. E, bunlar evet haber metinlerinde, haber yayınlarında olan e, şeylerdir. Evet bunlar e, önemli bilgilerdir. Bilmenizde fayda var arkadaşlar. Haber spikerlerin özelliklerine baktığım zaman da dili doğru kullanmalı. Ses tonunu düzgün kullanmalı. Çok donanımlı olmalı. Sözcük dağarcığını geniş tutmalı. Bu nedenle de çok okumalıdır. Mikrofonik bir ses tonuna sahip olmalı. Ağır başlı ve içten yani karşıdaki insana güven veren bir eda ile Konuşmalıdır. Evet, bu ünite bu kadar arkadaşlar. Ee, i̇yi çalışmalar dilerim. Dediğim gibi bir gazete, e, gazeteyi alıp bunları inceleyebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.